Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Gillette Fusion Pro Shield kaş bıçağı incelemesi yapacağım. Gördüğünüz gibi sakallıyım. Birazdan gerçek zamanlı olarak videoyu kayıt yaparken size çekim yapacağım. Tıraş olurken daha doğrusu çekim yapacağım. Buna başlamadan önce birazcık bilgi vereyim. Pro Shield nereden geldi, nasıl geldi diye. Geçtiğimiz aylarda bir inceleme yapmıştım. YouTube kanalımda da o incelemeyi görebilirsiniz. Buralardan bir yerden, şimdi sağdan soldan, şuradan, şuradan ya da şuradan linkler koyacağım, çıkacak. Ürünlerin Flexball diye geçiyor bunlar. ProGlide Flexball'ın önemli özelliği kafalarını sağa sola oynayabiliyor olmasıydı. Bu ürünler gerçekten de benim için Mac 3 kullanıyordum ben daha önce. Mac 3'ten sonra buna geçtim. En önemli farkı bence ne oldu? 5 bıçağı var. Daha doğrusu 6 bıçağı var. Bir tanesi şöyle üst kısmında göstereyim. Bu favorileri düzeltmek için. Diğer 5 bıçak da tıraş için kullanıyorsunuz. Şimdi bu serinin, Fusion serisinin, Flexball serisinin özelliği üst kısmında. Aynen Mac 3'te olduğu gibi. Şöyle göstereyim. Bakın şurada. Bir kayganlaştırıcı yüzeye sahip olması. ProGlide Pro Shield'in ise hem üstünde hem altında kayganlaştırıcı bölüm bulunuyor. Bu daha iyi tıraş olacağını iddia ediyor. Bakalım öyle olacak mı? Bunu ben N11'den aldım. Böyle bir paket daha uyguna geliyordu. 50 küsur liraya falan geldi. Şöyle beraber sizinle birlikte ben de bir açayım tabii, açabilirsem. Bu böyle kaplar zaten biraz malum zor açılıyor. Belki bir yerini bulmamız lazım. Evet, bulduk. Şimdi şöyle. Şimdi bu pakette bir tane makinemiz var. Görüyoruz şurada hemen zaten. 4 tane, 5 tane de ucumuz var. Daha doğrusu 4 tane uç var. Birisi üzerine takılı. 5 tane uç gelmiş oluyor. Şimdi paketi açacağız. İnşallah orada bir zorlaştırmamışlardır. Ha, kolaymış. Hemen açıldı böyle. Yani gövde olarak şeyden bir farkı yok bu arada. Önceki modelden hemen göstereyim. Şöyle tutayım. Hiçbir farkı yok. Sadece sarı bir renk tasarımı kullanılmış. Onun dışında birebir aynı. Görüyorsunuz şu anda. Şöyle yapayım. O da döner kafası oynayabiliyor sağa sola. Ama dediğim gibi bakın. Şimdi bunun hem üstünde hem altında çok daha kayganlaştırıcı bir bölüm var. Burasının daha iyi olduğunu iddia ediyor. Hem de yanlarda da var daha doğrusu. Burada da var ama buradakiler metal parçası gibi. Bakın bütün bir alanı kaplayan sarı bir çerçevemiz var. Bakalım bunlar ne kadar işe yarıyor. Tabii tek bir tıraşta olmayacaktır bu ama Flexball da yok bunlar. Belki birkaç tıraş sonra fark edecektir ama yine bakalım ne olacak ne bitecek. Şimdi sıcak suyumuzu açalım biraz. Bu arada ben köpüğü almamışım. Köpüğümüzü de alalım şuradan. Evet. Günümüzde ısınır gibi oldu. Evet. Şöyle ıslatalım yüzümüzü. Dediğim gibi bu Flexball gerçekten de güzel bir teknolojiydi. Ben en çok beğendiğim tarafı 5 bıçaklı olması. Fusion serisi zaten 5 bıçaklıydı. Dediğim gibi Pro Shield her dört tarafında da kayganlaştırıcı alan olduğunu iddia ediyor. Daha güzel ve daha kaygan. Bir de bunun chill versiyonu var. O da böyle serinletti iddiasına sahip. Bunu henüz denemedim.
bu paket bitsin. Bu 5'li paket bitsin. 5 ay sonra falan biter zaten. 5-6 ayda bitiyor. Benim en azından benim gibi sakallı bir için her bir kartuş bir ay gidiyor, onu söyleyeyim. Çok gür sakalımız varsa benim o kadar değil. Belki bu süre daha da kısa olur. Ama ortalama benim 5 ayda bitiyor yani, öyle söyleyeyim. 5 ay, 1 ayda bir paket bir kartuşu bitiriyorum. Bazen 1,5 aya çıktığı oluyor yani. Tıraş olma sıklığınıza da bağlı. Her gün tıraş oluyorsanız tabii bu rakam daha da düşecektir. Biraz daha köpük sürdüm. Yan taraflar biraz kalmış. Evet. Şöyle hızlı hızlı. Ups. Evet. Ekrandan da tıraş olmak enteresan olmuş. Gayet başarılı bu arada. Çünkü normalde ben banyodan sonra tıraş oluyorum. Sakallar daha yumuşak oluyor. Şimdi böyle bir imkan olmadığı için hemen suyu bastım ve tıraş oldum. Gayet iyi alıyor yani, söyleyeyim. His çok iyi, verdiği his iyi. Ama bu hani döndürülebilir kafa çok şart mı? Bence şart değil. Yani şöyle şöyle oluyor. Yüzünüze göre şekil aldığını iddia ediyor jilet ama yani fayda sağlıyordur muhtemelen ama ölümcül bir fayda sağladığını da düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Yine de tabii ki faydası var. Ama bence en önemli şey 5 bıçak olması. Evet. 5 bıçak çok daha temiz ve pürüzsüz bir tıraş sağlığı 3 bıçağa göre. Evet. Bitmek üzere tıraşımız. Gayet hızlı bir şekilde oluyor. Biraz daha açalım sıcak suyu. Şuradan banyonun aynasından da bakayım, biraz kopya çekeyim. Çünkü ekrandan çok net göründüğünü söylemiş olayım. Bu arada bu videoyu telefonla çekiyorum. Telefonun ön kamerasını kullanarak bir mikrofon bağlı. Şu anda gördüğünüz gibi o mikrofonla ses kaydı alıyorum ki ses kalitesi iyi olsun diye. Tıraş bitmek üzere. Yaklaşık bir haftadır tıraş olmuyordum. Sırf bu çekimi yapmak için. Evet, şimdi ince işini alalım. Tersten almak işe yarıyor genelde. Yüzümde böyle bir kaygan bir tabaka oluştu şu anda. Hissedebiliyorum onu yani. Evet, verdiği his güzel. Yani şeyden çok mu farklı? Aşırı bir fark yok tabii ki haliyle. Normal bir flexball'dan. ProGlide Flexball'dan ama yine de güzel, onu söyleyebilirim. Evet, tıraşımız olduk, bitti. Son bir yüzümü yıkayayım. Evet, dediğim gibi gerçekten güzel olmuş. İyi olmuş, test ettik şu anda. Gerçek zamanlı tıraşta oldum yani şu an ekranda. Size bakarken, size anlatırken. ProShield güzel olmuş, onu söyleyeyim.
iki taraf, yani dört tarafındaki bu kayganlaştırıcı bantlar da gerçekten şeyi sağlıyor. Daha pürüzsüz bir tıraş sağlıyor. Şu anda hani hiç neredeyse soğuk suda, sıcak suda tıraş oldum ama hiç yumuşatmadım sakallarımı. Gayet güzel bir his var. Yanma vesaire falan hiçbir şey yok. Diyeceksiniz ki zaten bu eskisinde de oluyordu. Evet, eskisi de güzeldi, onu söyleyeyim. Yani böyle bu varken gidip işte hani eskisi, eski flexball varken gidip bunu almaya gerek var mı? Yok. Ama hani kartuşunuz biterse kafalar uyuyor bu arada. Yani bundaki kafayı çıkartıp, kartuşunu çıkartıp diyelim ki sadece kartuş aldığınız varsayıyorum. Eski makineniz var. Buraya takabiliyorsunuz. Yani bununla da beraber kullanabiliyorsunuz. İlla makineyi değiştirmenize gerek yok. Aynı gövdeye oluyorlar. Eskileri de oluyor. Hani bilginiz olsun. Tabii makuşlar olmaz buna. Onu söyleyeyim. Şu mekanizmaya sahip olan bütün şeyler buraya farklı farklı takılabiliyor. Ama güzel olmuş. Tabii hani her yeni teknoloji bir faydası oluyor. Onu söyleyeyim. Ama eski kartuşlarım var. Ne yapacağım? Kullanın onları bitince. Yenisine gel. Bunlara geçersiniz. Bir de bunu denemiş olursunuz. Dediğim gibi bir de chill versiyonu var. O biraz daha serinlettiğini iddia ediyor. Onu bir sonraki seferde onu alırım. Bu kartuşları bitince onu alırım. Onunla da bir böyle video çekelim. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için. Biliyorum kanalıma da abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz de olursanız çok sevinirim. Videolarımla ilgili her türlü görüş, öneri ve düşüncelerinizi isterseniz bu videonun altına, istiyorsanız işte özgürçetin.com.tr sayfama ya da sosyal medya hesaplarıma, genelde Özgür Çetin olarak kullanıyorum, yollayabilirsiniz. Farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.